Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak sözünün tam deyim yerindeyse kendisini yaşadı bu arkadaş. Aslında bakıldığında hani bu kadar büyük bir ceza niye kesildi diyeceğiz hep beraber az sonra izlediğimizde. Bir trafik cezası kesildi. Ufak bir hız artışı var. 50 bin lira kazanacaktı aslında o satışta fakat 150 bin liralık oldu. Bir zarara uğradı. Neden diyeceksiniz yakından bakalım. Çok ceza yedim ama 5 bin 10 bin yani. Hiç böyle 150 bin lira ceza yemedim yani. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan oldu. Kazandığının 3 katı ceza yiyen galerici neye uğradığını şaşırdı. 50 bin liralık ticarete gittim, 150 bin lira ceza yedim yani. Ödeme şansım yok buna. Galerici Kadir Bayer araç takası yapmak için Antalya'dan yola çıkmıştı ama hız sınırını aştı. Afyon'a gidiyordum. EDS'lere girdim radara. 2 tane mesaj geldi EDS'ye girdiniz diye. Ben de normal ceza sandım. Sandığı gibi değildi. 82 ile gitmesi gerekirken 96 kilometre hız yapmıştı. 150 bin liralık cezayı görünce gözlerine inanamadı. Ben şaşırdım yani. Başta inanmadım. Herhalde yanlışlık var sandım. 15 bin olarak okudum. Arkadaşım yok dedi. Gerçek dedi. 150 bin yazıyor. Yani benim iki ticaretime bedel. 50 bin lira kazanıp 150 bin lira kaybeden galerici cezanın düzeltilmesini istiyor. Ben bu cezayı ödeme şansım hiç yok. Ödeyemem yani. Bu şekilde itiraz edeceğiz. Cezayı düşürmeye çalışacağız yani. 150 bin liralık bir ceza. Yani örneği görünmemiş. Normalde 1508 lira olması gereken bir ceza. Bu yazım hatasından dolayı Murat'cığım 150 bin lira. Yani okurken bile zorlanmışlar arkadaşı demiş. Yok, hayır aslında, canım aslında böyle. Normalde baktığın zaman bir sıfır eklendi zaten paralara ya az çok. Hani herhalde onu da bilgisayar kendi kafasından yaptı galiba. Anladım. Bir de 96 da fazla değil. Hani 80'lik bir yerde bir de %10 sene bir pay verirler. 88'de. Evet. Hani onu 10 kilometrecik aşmış bende. 196 falan altındaki arabaya bakarsak. Evet, yani acaba arabaya göre mi ceza kesiyorlar? Bir de o var. Sınırı %10 ile %30 arasında aşılırsa 1508 lira. Hala mı? Ve 10 ceza puanı. %25'te indirim ödüyorsun, indirimli ödüyorsun ilk başta, ilk bir hafta için ödediğinde. Bir hafta değil, onu bir aya çıkardılar. Çıkardılar. Hatta bugün ya, hadi helal olsun, harika, geçmiş olsun güzel bak, kardeşim. Bir ay, haberiniz olsun. Bir ay %25 ödü. 131 lira, hız sınırını %30 ila 50 aşarsan da 3000 lira. Yani nereden bakarsan bak, %50'den fazla aştın diyelim 6000 lira. Yani 150 bin lira gibi bir rakam zaten yok fakat o şok da bir insanı ciddi anlamda etkiler. Ama sana bana gelmez o cezalar. Ya muhtemelen dediğim gibi arabanın markasına göre ceza da kesilmiş olabilir. Evet, anladım. Evet, evet. Evet. Vallahi büyük geçmiş olsun ama satmış itirazını... Satmış onu da değil ki almış götürmeye çalışıyor. Olsun, sonuçta kim kullanıyor? Ben de kullanıyorum. Bir yerden bir yere. Ama yani sonuçta ne kadar az cezaydı, ne kadar fazla ceza bunu tartışıyoruz bir taraftan ama o hız sınırının aşılmaması gerektiğinin de arkadaşlar bir kez daha idrak etmiştir. %10 bile olsa, 20 bile olsa. Etsin de o peki hani içip direksiyon başına geçenler 5 promil, 3 promiller. Evet, onlara ne yapacağız yani? 3 promildi geçen gün. Yani burada da umarım bak, umarım bir hata vardır. Yoksa diyebilirler, yok 150 mi? Sıkıntı yok, doğru. Hayır, enflasyona göre hata... o da arttı vesaire dendiği zaman ne yapacaksın? Evet. Ödeyeceksin. Kuzu diyorsun da bunun tespit edilip aynı zamanda cezanın düşürülmesi ve düzeltilmesi için de belli bir süre geçmesi gerekiyor. Umarım o arada ödemek durumunda kalmaz. Öyle bir şeyler vardı galiba. Evet. Hani ödüyorsun sonra geri iade ediyorsun. Evet. Umarım dediğin gibi olsun Ebru'cum. Evet.